Bir düşünsene günde 100 kelime ezberleyebilsen. Sıfırdan başladığını düşünsek bile yaklaşık 20 gün gibi bir sürede B1 düzeyinde ve yaklaşık 2,5 ay gibi bir sürede de C1 düzeyinde bir kelime bilgisine sahip oluyorsun ki bu müthiş bir şey. Peki soru şu bir insan gerçekten günde 100 kelime ezberlemeyi başarabilir mi? Çok net ve kısa bir cevap vereyim evet başarabilir ama iki soru daha sorarak bu konuyu biraz daha açmak istiyorum. Öncelikle günde 100 kelime ezberlenir ezberlenmesine ama nereye kadar? Yani bunu ne kadar süre devam ettirebilirsin ki? Bir diğeri ve bence daha önemli olanı ise günde 100 kelime ezberlemek senin ne işine yarar? Merhaba. Fikir Hastası kanalındasın ve hoş geldin. Gerek Instagram üzerinden gerekse mail yoluyla kelime öğrenme üzerine pek çok soru alıyorum. Tabi bunun başlıca sebebi biliyorsunuz İngilizce ile alakalı ve özellikle kelime öğrenme ile alakalı çok fazla video paylaşıyor olmam. Neyse bu soruların büyük bir kısmını da günde kaç kelime öğrenmeliyim gibi sorular oluşturuyor. Bana kalırsa bunun altında başka bir düşünce yatıyor. Yani sadece bu soruyu soranlar değil sen ben hepimiz aslında aynı hayalin peşindeyiz. Şu kelime öğrenme işini hızlı bir şekilde halletmek. Sadece kelime de değil derdimiz. Mesela ben hızlıca kilo vermek, çabucak terfi etmek, bir ayda 100 bin aboneye ulaşmak istiyorum. İstiyorum istemesine ama sevgili dostum bazı şeyler için zaman gerekir. Pek çok konuda olduğu gibi burada da zaman bizim en iyi dostumuzdur. Neyse videonun başına ne dedik? Günde 100 kelime ezberlemek mümkün. Evet Saatte ortalama 20 kelime ezberlediğimizi düşünürsek işte aradaki molaları falan da hesaplayalım. Yaklaşık 7 saatimizi ayırırsak bir günde 100 kelime ezberleyebiliyoruz. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ama bu ezberlediklerin gerçekten senin o kelimeleri öğrendiğin anlamına geliyor mu acaba? Çünkü kelime öğrenme kimilerine göre cümle içinde duyduğunuz ya da gördüğünüz bir kelimeyi tanımak anlamına gelirken kimileri de yazılarınızda ya da konuşmalarınızda o kelimeyi kullanmanız gerektiğini söylüyor. Ben aslında biraz daha ikinci gruba yakınım. Neyse biz ilkini bile düşünsek böyle listeler halinde ezberlediğin yüzlerce kelime cümle içinde gördüğünde ya da duyduğunda sana çok da tanıdık gelmeyecektir. Bunu şöyle düşün. Sana bir sınıf listesi veriyoruz fotoğraflı bir sınıf listesi. Diyelim ki 30 kişiden oluşmuş olsun ve diyoruz ki bu sınıftaki öğrencileri ezberle. Ardından 1000 kişilik bahçeye bakıyoruz ve o öğrencileri tanımını bekliyoruz. Senin kelimelerle, listelerle yaptığın aslında buna benziyor. Bana kalırsa bir kelimeyi öğrendim demek için şu 5 özelliğe bakmak lazım. Öncelikle bir metnin içerisinde gördüğünüzde ya da bir cümle içinde duyduğunuzda onu tanıyabilmeniz lazım. Aynı zamanda konuşmalarınızda ve yazılarınızda onu yerli yerinde kullanabilmeniz gerekiyor. Bunun için ne yapmak gerekir? Bir kelimeyi dört boyutuyla öğrenmek lazım. Nedir onlar? Okuma, yazma, dinleme ve konuşma. Ve beşincisi kelimeleri ve karşılık geldiği manaları çift yönlü çalışmak gerekir. Çoğunlukla görüyorum. Bir kelimenin Türkçesi sorulduğunda cevap veriyor ama tersi sorulduğunda İngilizcesi aklına gelmiyor. Şimdi sen o kelimeyi tam anlamıyla öğrendim diyebilir misin? Şimdi eminim ki bazılarınızın göz bebekleri büyüdü. Hocam sen ne yaptın ya? Yani ben her kelimeyle bu kadar uğraşsam bu işin altından nasıl kalkarım diyorsun? Haklısın. Günde 100 kelimeyi bu şekilde ezberlemen, daha doğrusu öğrenmen mümkün değil. Ama mesela günde 4 kelime çalışsan sanırım o kadar zorlanmazsın. Üstelik günde 4 kelime deyip geçme. Düzenli bir şekilde bu işe vakit ayırır. Her gün 4 kelime çalışırsan bir yılın sonunda 1460 kelime öğrenebilirsin. Hadi biz ona düz olsun diye 1500 diyelim. Bak 1500 kelimeyi dediğim gibi gözüne, kulağına, dudağına ve eline öğretebilirsen yani kelimeleri dört boyutlu öğrenebilirsen bu ne anlama geliyor biliyor musun? Yani 1500 kelimeyi gerçek anlamda bilmek. Sen o dilde hemen her şeyi yapabilirsin. Yapılan bir araştırmada İngilizcenin en sık kullanılan bin kelimesinin bak 1500 demiyorum en sık kullanılan bin kelimesinin bir yetişkinin günlük hayatta kullandığı ifadelerin %93'ünü kapsadığı görülmüş. Kaldı ki sen 1500 kelimeyi öğreneceksin. Yani dediğim gibi sen gerçek anlamda bu 1500 kelimeyi öğrenmiş olsan günlük hayata dair hemen her söyleneni anlayabilir ve onlara cevap verebilirsin. Uzun lafın kısası kelime öğrenme işinde daha doğrusu genel olarak dil öğrenme işinde niceliğe değil niteliğe odaklanmalısın. Yani günde kaç kelime öğrendiğine değil de o kelimelerin kaçını kullanabildiğine bakmalısın. Çünkü her ne kadar ülkemizde gerek iş dünyasında gerek akademik dünyada yabancı dile bir belge bir diploma gözüyle bakılsa da dil aslında bir iletişim aracıdır. Aslında önemli olan senin o dilde ne kadar iletişebildiğindir. Keşke video görselindeki gibi bir hafıza kartı olsa ve her şeyi zihnimize kaydediversek. Ama insan beyni böyle çalışmıyor maalesef. Dil dediğin duymadan, konuşmadan öğrenilebilir bir şey değil. Elbette yazacağız, çizeceğiz, zaman zaman ezber de yapacağız ama bunu zamana yaymalı ve kullanıma, işleme odaklanmalıyız. Ancak böylece akıcı ve işe yarayan bir İngilizceye sahip olabiliriz. Benim bu hafta söyleyeceklerim bu kadar. Senin de bu konuyla alakalı söyleyeceklerin, bizimle paylaşmak istediklerin ya da ne bileyim belki sormak istediklerin varsa yorumlarını aşağıya bekliyorum. Öte yandan bu ve benzeri içeriklerden anında haberdar olmak istiyorsan kanala abone olup bildirimleri açman yeterli. Sağlıcakla.